Bilgilik Halk kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda gönüllerimize taht kurmuş olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu ve komedyeni Kemal Sunal'ın hayatını ele alacağız. İyi seyirler. Kasım 1944 tarihinde İstanbul'un Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak doğan oyuncunun babası Migros'tan emekli Mustafa Sunal, annesi Saime Sunal'dır. Ailenin büyük çocuğu olan Kemal Sunal'ın Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi vardır. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyup Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Liseyi 11 yılda tamamlayan sanatçı, bu benim tembelliğimden, salaklığımdan ileri gelen bir şey değildi. 15-20 kişilik bir grubumuz vardı. Beraber geçiyorduk, beraber kalıyorduk. Anlaşmış bir gruptu. Bir nevi haylazlıktı tabi, sözleriyle açıklamıştı. Yüksek tahsilini İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nda başlasa da tamamlayamadı. Eğitim hayatı boyunca çeşitli işlerde çalışan sanatçı, emaye taş fabrikasında çalıştı. Ayrıca elektrikçide çıraklık yaptı. Bugünleri, ekonomik durumumuz iyi değildi. Babam Migros'tan emeklidir. Yaz tatillerinde ayakkabı, kitap parasını yardımcı olmak için çalışırdım diye açıklamıştır. 35 yaşında askere giden sanatçı, diğer askerlerin kendisini görünce gülmeye başlaması sebebiyle birliğin düzenini bozduğu gerekçesiyle geri hizmete verildi. Usta birliğinde Armani Mızıkası isimli moral grubuna dağıtım olmuş, bu vesileyle Türkiye'nin birçok bölgesinde askerlik yapmıştır. Deve Kuşu Kabare'nin 1972-1973 mevsiminde Ankara turnesi sırasında tanıştığı Gülsun Ali ile 1975 yılı Nisan ayında Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde evlendiler. Bu evlilikten Ali ve Ezo isimlerini verdikleri iki çocukları oldu. Yarım bıraktığı üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olarak 1995 yılında tamamladı ve ardından yüksek lisans yaptı. Yüksek lisanstan TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü başlıklı teziyle 1999'da mezun oldu. Sanatçı, kendi profilinin oynadığı karakterlere göre farklı olduğunu şu sözle belirtmektedir. Ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım. Aynı zamanda iş ve ev yaşamında titizim, sözleriyle dile getirmiştir. Eşi tarafından yazılan anı kitabında ev halkına sanatçı olduğunun ağırlığını hiç hissettirmemiş, eşinin tanımına göre aile babası profilini hiçbir zaman bozmamıştır. Akşam yemeklerine daima vaktinde yetişen, aile ilişkilerine önem veren ve bu düsturda çocuklarıyla çok iyi arkadaş olan, iş, aile ve komşuluk ilişkilerinde daima sohbeti aranan, herkes tarafından sevilen sanatçı, filmlerinin aksine çok fazla gülmeyen ve sululuktan hoşlanmayan bir yapıya sahiptir. Dinlemeyi, anlatmaya tercih eden sanatçı, kendi iç dünyasında da duygusal bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda çok da iyi bir arşivci olan sanatçı, kendisi ve ailesiyle ilgili belge, fotoğraf, anı yazısı, kendisine gelen mektuplar gibi manevi değeri olan eşyaları büyük bir titizlikle ve düzenle saklamış, çocuklarının çizdiği resimlere kadar her şeyi titizlikle ve özenle saklamıştır. Renkli kıyafetler giymeyi seven sanatçının kıyafet alışverişlerini çoğu zaman eşi yapmıştır. Kendisine gelen mektupların hepsini okuyan sanatçı, yine aynı özenle bu mektuplara cevap vermiş ve bizzat postaneye götürüp gönderimlerini yapmıştır. Kemal Sunal, hem yüzünün fizik yapısı hem de mimik ve jestleriyle Fransız komedyen ve şarkıcı Fernandel'e benzetilmektedir. Fernandel, 1930'lu yıllardan 1960'lı yıllara kadar tıpkı onun gibi sayısız komedi filmi çevirmiştir. Kendisiyle yapılan bir röportajda Sunal, kendisi için az suratlı gibi benzetmeler bile yapıldığını ama en çok Zeki Müren'in kendisini Fernandel ile Jean-Paul Belmondo karışımı diye tanımlamasının hoşuna gittiğini belirtmiştir. Vefa Lisesi'ndeki felsefe hocası Belkıs Balkan'ın sanatçı Müşfik Kenter ile tanıştırmasının Kemal Sunal'ın kariyerinde önemli yeri vardır. Sanat hayatı Vefa Lisesi'nde amatör olarak Zoraki Tabip adlı tiyatro oyunuyla başladı. Lise öğrenimi sırasında oynadıkları bir oyunla Akşam Gazetesi liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi karakter oyuncusu seçilmiştir. Belkıs Balkan'ın kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasıyla Kenterler Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu olarak çalışmaya başlayan sanatçının bu tiyatrodaki ilk rolü Fadik Kız'dır. Burada 150 lira maaş alan sanatçı daha sonra aynı tiyatroda Deli İbrahim rolünü oynamış ve maaşı 300 lira olmuştur. Buradan ayrılıp Ulve Uras Tiyatrosu'na geçen sanatçı bu tiyatroda 4 sene sahneye çıkmıştır. Bu tiyatroda Orhan Kemal'in İspinoz isimli eserindeki Taş Kasaplı karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Bekçi Murtaza isimli oyunda Bekçi'yi, oyunun ikinci perdesinde ise bir kahveci oynamıştır. Bu tiyatrodan ayrılarak Ayfer Feray Tiyatrosu'na geçen sanatçı burada bir sene çalışmıştır. Son tiyatro deneyimi olan Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nda 1500 lira maaşı olan sanatçı artık daha büyük rollerde oynamaya başlamıştır. Dün Bugün isimli bir oyunu oynadıkları sırada kendisinden daha önce sinemaya geçmiş olan Zeki Alasya, Ertem İlmez'in yeni filmi için aradığı oyuncuları seçmesi için kendisini bu tiyatroya davet etmiştir. Bu oyun sırasında Kemal Sunal'ı çok beğenen Ertem İlmez, sanatçının ilk sinema deneyimi olan Tatlı Dilim'de rol almasına karar vermiştir. Sanatçı sinema kariyerine 1972 yılında bu filmle başlamıştır. Kemal Sunal kendi ağzından ilk yıllarını ve komedi yönelişini şu sözlerle dile getirmektedir. Nasıl oldu bilmem. Ben kendimi sahici bir sahnede seyircilerin arasında buldum.
Ses tiyatrosundaki ilk rolüm çok kısaydı. 3 dakika sahnede ya kalıyor ya kalmıyordum. Öyle pek bir şey söylediğimi de hatırlamıyorum. Sahnenin bir ucundan girip öbür ucundan çıkıyordum. Ne yaptığımı da pek hatırlamıyorum. Ama seyirci kahkahadan kırılıyor. Bu da benim hoşuma gitmişti. Bildiğiniz gibi o gün bugündür insanları güldürmeyi seviyorum. Tiyatroya neden devam etmediğiniz sorusuna film tiyatro provalarına engel oluyordu. Aksatmaya başlayınca bırakmamın daha iyi olacağını düşündüm diyerek cevap vermiştir. Yönetmen Ertem Eğilmez'in kendisini keşfedip 1972 yapımı Tatlı Dilim filminde Tarık Akan'ın basketbolcu arkadaşı rolünü vermesiyle birlikte Kemal Sunal için bir dönüm noktası yaşanmıştır. İlk filmiyle ilgili ilk gün en arkaya gittim, oturdum. Perdede 8 kere ancak gözüküyorum. Her görünüşümde salonda kıyamet koptu. Suratımı görür görmez büyük alkış ve gülmeler, lafları duymuyorlardı. Suratım enteresan geldi seyirciye. Sıcak ve kendinden biri buldu sanıyorum. O zaman şöyle arkama yaslanıp bu iş tamamdır dedim. Yorumunu yapmıştır. Yönetmen Ertem Eğilmez bu filmden sonra 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde kendisine Kayseri şiveli bir yolcu rolü vermiştir. Yine aynı yıl Oh Olsun, Güllü Geliyor Güllü, Yalancı Yarim filmlerinde rol almıştır. 1974 yılında Kayseri şivesinin halk tarafından benimsendiğini gören Ertem Eğilmez, Salak Milyoner filmini çekmeye karar vermiştir. Bu film büyük ilgi görünce devam filmi niteliğinde olan Köyden İndim Şehre çekilmiştir. Yine aynı yıl çekilen Mavi Boncuk filminde kaymakamı canlandıran Sunal, Ertem Eğilmez'in herkese eşit rol vermesiyle birlikte perdede daha çok görünmeye başlamıştır. 1974 yılının bir diğer gözden kaçırılmaması gereken noktası ise Kemal Sunal'a Meral Zeren'in eşlik etmesidir. Aynı yıl çekilen Hasret filminde yönetmen Zeki Ökten ile çalışan sanatçı bu filmden sonra ilk başrolünü alacaktır. Yine aynı yıl sanatçıya başrol verilir ve bu filmin adı Salako'dur. Bu kez yönetmen Atıf Yılmaz'dır. Takvimler 1975 yılını gösterdiğinde Zeki Ökten'in iki filminde rol alan sanatçının bu filmleri Şaşkın Damat ve Hanzo'dur. Bu filmlerde Meral Zeren ile beraber olan sanatçı artık başrollerde oynamaktadır. Ancak Ertem Eğilmez filmlerindeki başarısından çok uzaktadır. Bu dönemde Ertem Eğilmez, bir efsaneye dönüşecek olan Rıfat Ilgaz romanı olan Hababam Sınıfını sinemaya uyarlamaya karar verir. Bu filmde herkesin rolü eşit olduğundan Kemal Sunal perdede daha fazla görünmektedir. Sanatçının oynadığı İnek Şaban rolü sonraki yıllarda adının Şaban olarak kalmasıyla hatırlarda kalacaktır. Hababam Sınıfı filminde rol alan sanatçı 1975 yılında kendisiyle beraber birçok filmde rol alacağı Şener Şen'le tanışır. İkilinin birbirini tamamlamasıyla birlikte rol aldıkları filmler ardı ardına gelmiştir. 1976 yılına gelindiğinde Kartal Tibet filmi olan Tosun Paşa çekilir. Aynı yıl Süt Kardeşler filmi için Ertem Eğilmez yeniden yönetmen koltuğuna geçer ve Şener Şen ile Kemal Sunal'ı yeniden bir araya getirir. Yine aynı yıl Ergin Orbey'in yönetmenliğinde Meraklı Köfteci filmi çekilir ve ardından Natuk Baytan'ın yönettiği Sahte Kabadayı filminde rol alır. Natuk Baytan'ın farklı mizah anlayışıyla birlikte Şaban karakterine kahraman özelliği de eklenmiştir. Sunal, saf ve halkın kahramanını canlandırdığı yapımlarda kötülerle mücadele etmiş ve mizahi bir sunuşta haksızlıklara karşı durmuştur. Suavi Sualp'in kaleminden olan Sahte Kabadayı filminde bu durum daha belirgindir. 1976 yılında tam 6 film çeken sanatçının bir sonraki filmi Hababam Sınıfı Uyanıyor'dur. Bu Hababam Sınıfı filminin afişinde Kemal Sunal ismi en üstte yer alır. Bu yılın son filmi kendisine daha sonra en iyi erkek oyuncu ödülünü getirecek olan Kapıcılar Kralı filmidir. Şaban karakterinden tamamen bağımsız olan bu filmdeki Seyit rolü zeki, kurnaz, paragöz ve işgüzar bir karakterdir ve bambaşka bir Kemal Sunal'ın gözüktüğü ilk filmdir. 1977 yılında toplam 5 film çeken sanatçının bu filmleri, son Hababam Sınıfı filminde rol aldığı Ertem Eğilmez yönetmenliğinde Hababam Sınıfı Tatilde, Natuk Baytan imzalı Sakar Şakir, Umur Bugay'ın yazdığı ve Zeki Ökten'in yönettiği Çöpçüler Kralı ve son olarak bir Atıf Yılmaz filmi olan İbo ile Gülüşah'tır. Sanatçı bu yıl Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü Kapıcılar Kralı filminde almıştır. 1978 yılında Fatma Girik ile payları ortak bir şirket kurulmuştur. Bu film şirketi Can Film'dir. Yapımcılığını Fatma Girik ve Kemal Sunal'ın yaptığı 100 numaralı Adam filmiyle şirket ilk filmini o yıl çekmiştir. Bu filmin senaryosu ve yönetmenliği Osman Fahir Seden'e aittir. Reklamların yanıltıcı yönünü ele alan bu film Sunal sineması için önemli bir noktadır. Meral Zeren'den sonra bu filmde Sunal'a Oya Aydoğan eşlik etmektedir. Aynı yıl Atıf Yılmaz ile Müjdat Gezen eseri olan Köşeyi Dönen Adam, senaristi ve yönetmeni Osman Fahir Seden olan İyi Aile Çocuğu, İnek Şaban, yönetmenliği Natuk Baytan'a ait olan Avana Kapti ve dönemin en ses getiren filmi Kibar Feyzo çekilir. 1979 yılında Sunal 5 filmde rol almıştır. Bunlar Umudumuz Şaban, Şark Bülbülü, Korkusuz Korkak, Dokunmayın Şaban'ıma ve Bekçiler Kralı filmleridir. Sunal, Dokunmayın Şaban'ıma ve Bekçiler Kralı filmlerinin yapımcılığını Fatma Girek ile birlikte üstlenmiştir. İki yapımcı bu filmleri kendi film şirketleri olan Can Film'e değil Uğur Film'e yaptırmıştır. Şark Bülbülü filminde kısa sürede şöhret olan ünlülere göndermeler vardır. Yine Umudumuz Şaban filminde yeniden toplumsal yaralar güldürü unsuru içerisinde izleyiciye aktarılmaktadır. 1980'de 4 filmde rol alan Sunal'ın bu filmleri bir romandan uyarlanan Zübük,
Gol Kralı, Gerzek Şaban ve Devlet Kuşu'dur. Zübük filmi politik eleştirilere sahiptir ve İbrahim Zübükzade karakteriyle akıllarda yer etmiştir. 1980 askeri darbesiyle birlikte o dönem çekilen filmlerin büyük çoğunluğu sansüre uğramış, önemli oyuncuların bazıları da yurt dışına çıkmıştır. Sunal, zaman zaman politik filmlerde rol alsa da kutuplaşmalardan her zaman uzak kalmıştır. Kemal Sunal, 1981 ile 1985 yılları arasında çekmiş olduğu filmlerden dolayı seyirciler tarafından adının Şaban olarak pekiştirmesine neden oldu. 1981 yılında Üç Kağıtçı, Kanlı Niger ve Davaro adlı 3 filmde rol almıştır. 1982 yılında 7 Bela Hüsnü ve Doktor Civanım adlı 2 filmde daha rol almıştır. 7 Bela Hüsnü filminde sanatçıya Oya Aydoğan eşlik etmiştir. 1983 yılında Tokatçı, Kılıbık, En Büyük Şaban ve Çarıklı Milyoner filmlerinde rol almıştır. 1984'te Şabaniye, Postacı, Orta Direk Şaban ve Atla Gel Şaban filmleri çekilmiştir. 1985 yılı Şaban filmlerinin sonuncusu olan Gurbetçi Şaban filmi çekilmiştir. Sanatçı Şaban filmleriyle ilgili görüşlerini şöyle aktarmıştır. Bundan sonra filmlerde Şaban adını koymasak bile değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. Millet Şaban olarak biliyor. Bu yıl firma yanlışlık yaptı. Film adım Niyazi. Adının Atla Gel Niyazi olması lazım. Afişler, lobiler hepsinde Atla Gel Şaban oldu. Seyircilerden bir kişi çıkıp da filmdeki adın Niyazi, afişte Şaban demedi. Farkına bile varmadı. Kemal Sunal'ın adı Niyazi olsa ne olur, Şaban olsa ne olur? Sunal sinemasında artık Şaban filmi yoktur ve sineması adına bambaşka bir sayfa açılmıştır. 1986 yılında Yoksul, Davacı, Tarzan Rıfkı, Garip ve Deli Deli Küpeli filmlerinde rol almıştır. Yoksul filmi duru anlatımıyla öne çıkarken Davacı ve Deli Deli Küpeli filmleri siyasi taşlama olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Garip filmi dram yönüyle ön plana çıkmaktadır. Sunal bu dönem halkın içinden hikayelerle izleyici karşısına çıkmıştır. 1987 yılında 3 filmde rol alan sanatçının bu filmleri Yakışıklı, Kiracı ve Japon İşi filmleridir. Kiracı filminde o dönemin konut sorununa göndermeler bulunmaktadır. 1988 senesi Sunal sineması için önemli olan filmlerin çekildiği yıldır ve Sunal'a yeni bir ödül getirecektir. Uyanık Gazeteci, Sevimli Hırsız, İnatçı Öğretmen, Polizay, Düttürü Dünya ve Bıçkın bu dönem rol aldığı filmlerdir. Polizay filminde gurbetçilerin yaşadığı sıkıntılara değinilirken, Öğretmen filminde geçim sıkıntısı, ulaşım ve konut problemleri gibi sorunlara değinilmiş ve Düttürü Dünya filminde küçük insanların büyük hayallerine yer verilmiştir. Sanatçı bu filmiyle Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır. 1989 yılında Sunal 3 filmde yer almıştır. Bunlar Zehir Hafiye, Talih Kuşu ve Gülen Adam'dır. Yine 1990 yılında Sunal, Koltuk Belası, Abuk Sabuk Bir Film ve Boynu Bükük Küheylan'dır. 1991 yılında tek bir filmde rol alan sanatçının bu filmi Var Yemez'dir. 1999 senesi sanatçının son rol aldığı sinema filmi olan Propaganda'nın çekildiği yıldır. 2000 yılında Balalayka filminde rol almayı kabul etmiştir. Uçakla Azerbaycan'a giderken kalp krizi sonucu ölmüştür. Kemal Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi, yaşam boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında öldü. Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir. Zeki Alasya, Sunal'ın ölümüyle ilgili görüşünü şöyle dile getirmiştir. Kimseleri filmin çekileceği yere otobüsle gitmek sıkıntısına bırakmamak için kendini zorlayarak bindi o uçağa. İmkanı yok bilmez. Geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümü olan usta oyuncu Kemal Sunal'a Allah'tan rahmet dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bilgili kalın.